Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün rengarenk bir yazmam var. Modelim de bu şekilde olacak, cıvıl cıvıl çok güzel bir model olacağına inanıyorum. Umuyorum ki sizler de beğeneceksiniz. Benim oldukça hoşuma gitti. Ve hem düz yazmalarınıza hem de benim gibi desenli yazmalarınıza çok çok yakışacaktır. İplerimin hiçbirinin numarası yok, o yüzden veremeyeceğim. Modelimin hemen yine haki rengini kullanarak zemin rengimi oluşturacağım. Üstünde de bu şekilde diğer renklerimi kullanarak renklendireceğim. Modelime geçiyorum. Bakalım modelin son halini sizler nasıl bulacaksınız? Zemin rengimi tekrardan düğümledim. Burada bir tane zürafa yaptım. Hemen geriye dönüyorum. İki tane pırpır yapıyorum. Tekrardan aşağıya iniyorum. Üç tane zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamdan da geriye dönüyorum. Burada bir önceki pırpıra gelerek buradan burayı birleştiriyorum. Şu kısma 3 tane pırpır yapacağım. Tekrardan iniyorum. Bu köşenin bir tane daha pırpırını yapıyorum. Üç, dört, beşinci zürafamı yaparak tekrardan aynı işleme başlayacağım.
alt zeminimizi bu şekilde oluşturacağız. Ben bunun gibi birkaç tane daha yapacağım ve aralara bıraktığım boşluklara çok güzel model yapacağız. Hanımlar, modelimin alt kısmını tamamlamış oldum. Şu anda aşamam bu şekilde. Buralarda şimdi aralara ne yapıyoruz? Hemen ona geçelim. İlk olarak burada pembe ipimi aldım. Aralarda 4 tane zürafamız vardı. Ben ikinciden ipimi düğümlüyorum. Hemen diğer zürafaya geçerek burada bir zürafa yapacağım. Burada geriye dönüyorum. Tam böyle düğümün üstüne getirmiyorum. Böyle minicik bir boşluğum var şu kenarda. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırların boyu da yine şuralara yaptığım pırpır boyutunda. İki. Bir tane daha yapalım. Üç tane pırpırımı yapmış oldum. Şimdi burada hanımlar geriye geleceğim. Dedim ya, şurada ufacık bir boşluğum kalacak. Oraya geri geliyorum. Geri gelirken bu geri geldiğim ipim biraz büyük kalacak. Sanırım bu boyut yeterli. Bakın şöyle üstünden anlayabilirsiniz ipin boyutunu. Şimdi ilk olarak bu ipimden bir sık iğne ile başlıyorum. Tam böyle dibinden başlangıç olarak sık iğnemi atmış oldum. Bundan sonraki sık iğnelerimi minik zürafa şeklinde ilerleteceğim. Yani bu geri döndüğüm ipimi minik minik zürafalar yaparak, yani şu şekilde burayı dolduracağız. Bunların da düğümleri güzel sıkılmış olmalı. Şöyle göstereyim. Şöyle doldurdukça biraz daha diğer tarafa doğru eğdim ki rahat yapabilmek adına. Şöyle bir daha göstereyim doldururken.
buraya bir tane daha attım. Son olarak zürafama geliyorum. Pembe zürafama. Yine aynı şekilde o boyutlarda minik bir zürafa yaparak oraya sabitliyorum. Hemen ipimi buradan kesiyorum. Şimdi burada 1-2 düzeltmeler yapalım elimizle. Şöyle pırpırımı bir kenardan alayım. Elimizde tam şeklini verelim. Bakın bu şekilde çok hoş bir minik bir motif diyeyim ben. Harika bence. Ben çok çok beğendim. Bir tane de turuncumla şöyle başlayayım. İkinci zürafadan ipimizi düğümlüyoruz. Diğer zürafaya geçerek bir tane daha zürafa yapıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Geriye gelirken de tam baş uca gelmiyorum. Burada bir ip dönüşü kadar yerim kalacak. Ve buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptıktan sonra ipimi diğer başa alacağım. Burada ipinizin boyutunu ayarlayacağız. Biraz dediğim gibi büyük kalacak. Onu da şöyle üzerine getirerek bunu biraz daha kısaltmam gerekiyor. Evet, bu boyut yeterli sanırım. Hemen ilk olarak şu tek dönüş ipimi alıyorum. En başlangıcına şöyle en dibe bir tane sık iğne atıyorum. Sonrasında küçük küçük zürafa şeklinde burayı dolduracağım. Böyle minik zürafalarla burayı ilerleteceğim. Şöyle düğümleri iyi sıkmam gerekiyor ki bu yaptıklarım yerinden kaymasın. Burada biraz parmaklarımızın ucu acıyabilir. Benim gibi çektiriyorsanız tabii. Bu şekilde dolduruyorum. Sık iğneyle de doldurabilirsiniz. Ama sanki bu daha bir farklı bir görüntü katıyor gibi geliyor bana. Dileyen tam olarak sık iğne şeklinde de doldurabilir. Böyle de güzel olacaktır. Şöyle ben devam ediyorum doldurmaya. Şöyle geride kalan kısmı da yine bakalım bir tane daha yapalım bu kısma. Bakın şurada bir boşluğum var. Size gösterirken biraz burada zorlanacağım.
buraları da eşit olarak dağıtıyoruz. Bu kısımda dikkat edelim. Bakın burayı doldurduktan sonra son minik zürafamı da şuradaki başlangıç zürafama inerek tamamlıyorum. Bakın burayı da zürafa atarak tamamlamış oldum. Hemen buradan ipimi dipten kesiyorum ve hemen son olarak şöyle ellerimle parmaklarımla kenarlardan biraz daha açıyorum. Modeli biraz daha yuvarlaksa hale getiriyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Diğerlerini de tamamlayayım. Son haliyle burada olayım. Modeli tamamlamış oldum. Modelin son hali bu şekilde olacak. Cıvıl cıvıl şahane bir model, bana göre öyle. Sizler neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir model oldu? Şöyle yazmamın üzerinden de göstermek istiyorum renklerini. Bakın yazmam böyleydi. Modelle beraber uyumu bu şekilde oldu. Ben çok fazla beğendim. Şöyle yakından da tutmak istiyorum. Bu da diğer yüzünden görünümü. Şu kısımlar azıcık elinizi oyalayabilir. Eğer bu aranın sık olduğunu düşünüyorsanız, ben 4 tane zürafa bıraktım. Sizler 6 tane zürafa bırakabilirsiniz. Böyle sık olmasını istemiyorsanız, biraz aralığının boş olmasını istiyorsanız, dediğim gibi 4 değil de 6 tane bırakabilirsiniz. Çok güzel duruyor yazmanın kenarına. Ütüsü de sizleri zorlamayacaktır. Şimdi modele bir fiyat vermem gerekirse, yazma haricinde sanırım 70-80 TL arasında bir fiyat verebilirdim. Şu dediğim gibi minik minik yaptığımız kısımlar birazcık el oyalayabiliyor. Evet, bugün de Rukiye Altun Hanım'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Beni izleyen her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni modellerimle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.